Arkadaşlar yeni bir vlogtan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Alışveriş yapacağız. Daha doğrusu Batu alışveriş yapmak istiyor. Muhtemelen ben de bir şeyler alabilirim. Ya, tişört falan alacakmış Batu. Pembe eyeliner çekti bugün. Yüzlerimle uyumlu olsun diye. Bir bakacağım şimdi. Ani bir kararla telefon alabilirim. Şöyle düşündük bu arada. Şimdi Batu da normalde bunu, iPhone 12 Pro alacaktı. Sen düşündün bu arada. Ben düşündüm. Bence çok mantıklı. Ebru arayamak sağdaki. Şimdi Batu zaten telefonu o kadar benim gibi böyle fotoğraf için falan kullanmıyor ama iPhone 7 artık telefonum öldü bitti yani hani çok zorlanıyorum şu ekranı falan kırıldı. Ekranı da yaptıracağım bu arada bunu da bir ikinci telefon iş telefonu yapacağım. Benimkinde çizik yok. Ya Batu çok güzel kullanıyor telefonu ama ben çoğu vaktimi telefonda hani bir fotoğraf çekmek, editlemek yani telefonu çok kullanıyorum yani hakkını veriyorum. O yüzden hani şimdi diyordum ki nasıl olsa 4 ay sonra Eylül'de yenisi çıkacak. Bekleyeyim yenisini alayım diyordum. Ama artık telefon öyle bir zorlamaya başladı ki beni. 3 ay daha dayanabilecek durumda değil telefon. Ben de dedim ki şimdi Batu da nasıl olsa yeni çıkan alacaktı. Ben bunu alayım. Yenisi çıktığında, en yenisi çıktığında yani 13 çıktığında. 13 alayım ben tekrar. Bunu Batu alsın dedim. Yani yeni alacağımı. Nasıl fikir? Bence çok güzel fikir. Hem o zaman da sen nasıl olsa 1-2 yıl daha onu kullanırsın. Zarar etmemiş oluruz. Hilton'a gidiyoruz şimdi Mavişehir. Bugün bu arada her yer açıldı arkadaşlar. Her şeyim, işlerimizi ayarladık. 2 gün sonra da bir Bodrum'a tatile gideceğiz. Yine size vlog koyacağım tabii ki de. Böyle o kadar yoğundu ki şu geçen 2 hafta bir tatil yapalım. Sonra artık Temmuz'da bir daha bir bekarlığa veda vesaire olur. Sonra da zaten düğünümüz var. Sizi de götüreceğim. Her şeyi göreceksiniz. Yani bütün süreci benimle beraber siz de göreceksiniz. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Birazdan görüşürüz. Şimdi alışverişe Zara'ya geldik. Çok güzel şeyler var bu arada erkekler için. Şu ceketi de varmış bak onun. Şunu beğendim mesela. Spitilli. Gömlek. Gömlek alacak mısın? Gömlek alacağım. Ama giymiyorsun bak alınca. Tonları hoşuma gitti. Yoksa yani beğenmezsem almayacağım yani. Bunun kumaşı hoşuma gitmedi. Şu nasıl? Yani ben giyerim ama sen giyer misin emin değilim. Ne kadar değişik renkler üretilmiş bak. Nedense çok da beğenmedim ben ama. Ben de beğenmedim. Bakalım bakalım. Şu nasıl? Şu ne ya? Hiç beğenmedim. Ben niye kullanıyorum? Dizler var çünkü. Bu diz basic. Tişörtler var. Şunu resmen ceket kumaşında. Hatta ne yazdık mı? Baya kalın hakikaten üstü. Ben çok beğendim. Sen baya kilo vermişsin. Evet, tişört tam senlik. Çok yakıştı. Arkayı o kadar kapatma aşkım biraz. Aynen öyle. Bunu direkt al. Ben çok beğendim. Kaç beden bu? Medium. Çok güzel. Bu. İyi bunu da alıyorsun. Bunu da beğendim. Alıyorum kapatalım. Tamam. Sen böyle tatlı olursan hepsini alırız biz. Çok beğendim. İyi bunu da alalım. Mor. Sen ben de mor tonlarını da giyiyorum. Senden bir şey için bunu da laciverti, laciverti vardı ya. O lacivertini bana getirebilir misin? Bu çok güzel yalnız. Şu arkada bak paterni kız var. Şurada. Çok tatlı oldun. Teşekkür ederim. Beğendim. Tamam. Ben bunu da alalım. Şu an bunu beğendim arkadaşlar. Ne? Video mu çekiyorsun? Evet. Kenarları böyle. Deneyeceğim şimdi resmi vermem. Bunun bedeni yok. Medium. Bu olacak mı söyle ama üzerinde görmek için bir deneyeceğim. Deneyip geliyorum. Arkadaşlar şu inanılmaz açık oldu yan tarafı. Şuralarıma kadar açık oldu. Bu üstündeki de medium bu arada. Çok güzel ama bol. Ama güzel. Böyle. Neyse çıkarıyorum. Bunda olmayacak. Arkadaşlar
şu ayakkabıyı beğendik Batu'ya. Bana verebilir misin, göstereyim? Baya güzel. Gerçekten çok beğendim, çok şık. Kendime de bir tane beğendim, 15'in numarasını bekliyorum, deneyeceğim. Diğerini de aldın değil mi sen? Ay bu çok hoşuma gitti ya, kumaşı. Derisi çok güzel. Ha, Kemal Sancı'dayız bu arada. Bakın bunun diğer rengini, numara bekliyorum şimdi ama çok güzel. Ne? Şunun güzelliğine bakın. Bayıldım. Ayakkabı gerçekten harika. Onu alıyorum ben bu arada. Ben bunu alıyorum. Hangisini? Şunu alacağım, 40'ını. Arkadaşlar şu çantayı aldım ve hemen taktım. Çünkü direkt kombinime uydu. Bugün de böyle bir çanta arıyordum. Yumuşacık zaten ve içi o kadar alıyor ki. Böyle iki bölmeli. İçi bayağı alıyor, eşyalarımı koydum. Kapının siyahı da var. Her şeyimi aldı. Bunlar arasında yine benim hangisi var biliyor musunuz? Sadece şu benim çantam bu. Var. Ama yok, ihtiyacın hepsini aldın herhalde ama. Az önce gösterdiğim topuklu ayakkabıyı aldım ben. Bu. Değil mi? Evet. Benimkisi. Diğerinin numarası yok. Şimdi onu sonra eve kargolayacaklar. Ay. Ay yine ne güzel kokmuş bu oda şey kokusu, araba kokusu. Arkadaşlar şimdi telefon almaya gidiyoruz. Karar verdim, alacağım yani. Hem de şey, gel dezenfektan. Çek aç. Uf, ağzım acıdı. Acıktın değil mi sen? Yok, acıkmadım. Sahibi olsa yeter bana şu an. Şöyle bir buz gibi koltuk. Ama bir... şey. Telefon almaya gidiyoruz. iPhone 12 Pro Max alacağım. Blue, Pacific Blue alacağım. Onu istiyorum. Zaten Batu da onu sever, kullanır sonra. İşte 3 ay kullanacağım. Sonra artık ben yeni çıkandan, belki yeni çıkan renkler nasıl olur bilmiyorum ama. Pacific Blue'yu sevmem ben ha. İstemiyor musun Pacific Blue? Siyah olsun. Pacific Blue hoşuma gidiyordu bayağı çıktığından beri. Telefondaki şeyleri atar, kılıfta alacak mısın telefonda? Kılıf alırım ama oradan almam, internetten alacağım. İki tatilde kullanmayacağım telefonu? Kullanacağım. Bir şey olmaz. İyi. İşte çizilmiyormuş onların. Ben gözüm gibi bakarım ona. Heyecanlandım. 5 yıl sonra telefonum değişecek şimdi. Önceden Amerika'dan almıştık. İlk bu iPhone 7'yi Amerika'dan almıştık ilk çıktığında. O zaman da Work and Travel Amerika'da çalışıp almıştık. Böyle ilk çıktığı gün sıraya girip almıştık. Yani öyle düşünün. Geceden gittik, hani Amerika'da böyle haberlerde görürsünüz sıraya girerler ya. Biz de tam travel'a gidecektik. O yüzden gittik, şehir değiştireceğiz diye Türkiye'ye dönecektik. Dönmeden alalım dedik. O zaman da tabii bu kadar üzerine geçirme 150 liraydı yani pasaportuna işletme. Şu an 2000 lira olmuş. O yüzden yurt dışından almak da zaten hiç mantıklı değil. O yüzden buradan alacağım. Yani arkadaşlarım geliyor ama Türkiye'den almayı tercih ediyorum şu an. Garantisi falan da daha uzun. Daha iyi böyle. Böyle heyecanlandım yani. Bir artık daha kaliteli içerikler, daha kaliteli fotoğraflar çekebileceğim için mutluyum. Ve telefonum kasmayacağı için. Ve telefonum video çektikten sonra donmayacağı için, bir anda kapanmayacağı için falan mutluyum. Gerçekten bunu düşünüyorum sadece. Böyle artık gidiyoruz. Aldıktan sonra sizi güncelleyeceğim. Birlikte eve gidip kutu açılımı yaparız. Birlikte eve gidip çanta hazırlarız. Evet, bir de bavul hazırlamam gerekiyor. Tamam, sorayım diye de sorayım dedim. Ha yok, ben çıkmadım. Boşuna mı? Ben sizin yaşınızdayken Ebru'yu bir saat daha göreyim diye nereden nereye gidiyordum. Hadi bay bay. Arkadaşlar geldik. Karşılaştığınız neydi?
Güzel ya. Bu arada bak, bakıyor. Bir bu var, bir de prosu var. Prosu daha küçük. Şu. Gayet tabii ki de. Ya alıyorsan bunu alacaksın. Amerika'da olsak da biliyorsun şeyini alacaksın yani. Şu an bu haftanın 256 GB'ını alıyoruz arkadaşlar. Prosuyla Pro Max'in farkı büyük değil mi sadece? Büyük yani. Mavi Bahçe'deki Apple'a geldik. 256 GB'ı kalmamış. Benim de kafam karıştı. Pro Max var, bir Pro var. İkisinin de kamerası falan hiçbir özellik farkı yokmuş. Sadece boyut farkı var. Kullanışlılık açısından da karar veremiyorum şu an. Eğer kamerada bir fark yoksa, tamamen aynıysa Pro alayım ya. Ben kamerada da fark var diye düşündüm. Pro alıyorum. Renkte de kararsız kaldım. Mesela Gold'u da çok güzel. Pacific Blue da çok güzel. Şimdi gidiyoruz, Agora mağazasında varmış. Oradakine gidip oradan alacağız. Arkadaşlar, sizde şey var mı mesela, ben böyle bir yere gittiğimde işte takım yoksa, mesela o gün küpe takmamışsam, kolye bir bilekliğim yoksa, mesela gittiğimde bir yerde onu beğendiysem hemen anında takıyorum. Mesela bugün de çantamı bu kombinimle uydu diye anında taktım ve çok güzel bir çanta bu arada, gerçekten içinde iki bölmesi var. Yani içine bütün her şeyimi aldı, kameramı. İki bölmeli olduğu için bir tarafına işte kameramla telefonumu koydum. Diğer tarafına işte cüzdanımla böyle rujumu vesaire koydum. Çok beğendim. Yani Siyan'ı falan da alabilirsiniz. Çok kullanışlı. Linkini falan bulursam da zaten şey linki eklerim. Üstümdekini çıkarayım da. Ve şimdi telefonu eşleştireceğim arkadaşlar. Direkt Bluetooth açıyormuşuz. Ben ne güzel şimdi evde şey yapacaktım size. Hani jelatini bir açma. Böyle sessiz içerikli hani videolar oluyor ya. O böyle açıyorsun. Onun seslerini dinletmek istiyordum ama koruma kılıfı taktırdığım için orada açmak zorunda kaldım ve hiç öyle bir atmosfer yoktu. Zaten kapanacaktı mağaza. Batı da o sırada tam telefonu çaldı. Telefonla falan konuştu. Yani o video olmadı. Onu artık 13 gelince şey yapacağız. Ama ilk defa gelenler şey algısı olsun istemiyorum. Yani telefona ben mesela o kadar böyle anlamlar yükleyen bir insan değilim. Eski telefonum, alın bakın bu. 7. Bu telefonu da ilk işte aldığımda söylemiştim zaten. Amerika'dan almıştık. O zaman da bir önceki telefonum 5S'ti. 7 almıştık ve yine kendi paramla almıştım. Şimdi de kendi paramla aldığım için çok mutluyum ve çok ayrı bir his. Bir yıldır yaklaşık para biriktiriyorum arkadaşlar. Dolar da arttığı için döviz olarak biriktiriyordum. Allah'tan öyle yapmışım. Ama yine de hani pahalı yani. Biliyorsunuz fiyatlar pahalı. Ama şimdi içerik üreten bir insan olduğum için bu 7 ile hani şey diyenler oldu, çok şaşırdınız. Mesela Ebru sen fotoğrafları iPhone 7 ile mi çekiyordun, çok şaşırdık falan diye. Kamerayla çekmiyorum genelde çünkü kamerayla çekip editlemesi, hani ayarlaması, kadrajı zor oluyor biraz. O an telefonla işte kamerasını siliyorum, ışığı ayarlıyorum, çekiyorum ama artık hani kalitesizleşmeye başladı. Çünkü artık telefon hani düşürdüm, kırdım, bir şeyler oldu. Ve çok kullanınca biliyorsunuz ömürleri azalıyor ve kasmaya başlıyor. Mesela video çekiyorum size, bir şey söylüyorum ve telefon donuyor ve videom siliniyor. Sonra tekrar çekmek zorunda kalıyorum ve bir şey oluyorum yani, çok vaktim almaya falan başladı. O yüzden böyle iyisini almışken alayım dedim. Zaten Batu da yeni almak istiyordu. Onun da telefonu 7. Ya çok heves etmişim, yeni çıkan artık alırım. Bu kadar bekledim, bari 13 çıkınca 13 alayım diye düşünüyordum. Çünkü bende şöyle bir şey var. Bir telefonu alınca 5 sene kullanıyorum. O yüzden hani alıp 3 ay sonra hemen eskisini istemedim. Batu zaten telefon aldığından beri hafızasını hiç boşaltmadı. 128 GB'tı bizim bunlar. O telefon aldığından beri bir kere boşaltmadı. Benim şu an hafızamda 40 bin fotoğraf, 10 bin video falan var. Öyle düşünün. Allah'tan hafızasını yüksek almışız da o zaman yetti. O yüzden bunda 128, şey bunda 256 GB aldık. Bu Batu'ya yeter. Mantıklı oldu yani böyle olunca. Ama sonra da şey yapmayı düşünüyorum. Yani böyle 5 sene boyunca bekletmeyeceğim. Yatırıma kayıyor kafam. Bunu alıp bir üstünü satıp bir üstünü alacak şekilde devam edeceğim. Bu kadar 5 sene beklemeyeceğim. Gerçekten
bekleyince telefon bu hale geliyor. Yani o zaman bir anda çok yüksek meblağlarla telefon almak zorunda kalıyorum. Çünkü bu telefon çöp oluyor o zaman. Yani bunu da ne yapacaksın diye soranlar için bunun ekranı kırık benim. Ekranı yaptıracağım ve bunu iş telefonu olarak kullanacağım. Bir hatta alacağım. Çünkü hani işimle alakalı şeyler oluyor. Bu telefonu sadece işte bunu içerik üretmek için kullanacağım. Bunu daha böyle iş hani herkese verilecek telefon numarası oluyor ya onu bunu vereceğim yani. İki telefonla gezeceğim yine ben. Bu iş telefonum olacak. Bana hep şey yazıyorsunuz. Ebru eski telefonunu bize verir misin? Arkadaşlar benim zaten telefonum eski. Benim telefonum. Yani bu da eski yani. O yüzden hani bunu almamışken bunu eski telefon kullanan biri olarak. Uygulamalarda güncelleme yapamadım. Son iki güncellemeyi yapmadım yani. Çünkü telefon kasar diye düşünerekten. Hadi bakalım şimdi kutu açılımı yapacağız. Bunu 13'ü geldiğinde de 13'ü yapmak için sabırsızlanıyorum. Rengi çok güzel bu arada. Gerçekten. Çok hoş. Yani golden tercih etmedim böyle Pacific Blue'yu. Şu Pacific Blue'yu çok hoşuma gidiyordu. Oldum olası bunu gördüğümden beri buna vuruldum. Yani normalde böyle gold aşığı bir insanım ama bunu gördüğümde buna vuruldum. Ve size de Instagram'dan sordum. Alırken hani Pro'yu mu alayım, Pro Max'i mi alayım diye. Çünkü gittiğimiz yerde adam dedi ki sadece boyut farkı var. Yani kamerası aynı dedi. Öyle değilmiş. Adam beni kandırıyormuş az daha. Sonra size sordum. Siz bana hemen söylediniz. Ebru dediniz ben Pro Max kullanıyorum. Kesinlikle Pro Max al. Kamerası falan çok iyi dediniz. Size güvendim. Size güvendim gerçekten. Bu arada Instagram'dan 15.000 olduk. Çok teşekkür ederim. Bugün onun da böyle ayrı mutluluğunu yaşıyorum. Bir böyle yani çekiliş yapmak istiyorum ama hediye mi versem? Hani hediye şeklinde mi versem onda da nasıl seçeceğim mesela bilmiyorum. Kafama göre seçmem gerekecek çünkü çekiliş yapamıyoruz. Hani bu çekiliş duyurusu adı altında yapamıyoruz. Bunu farklı bir şekilde böyle sıkı takipçilerime bir hediye verebilirim. Hani birkaç bir şey belirleyip verebilirim. Size sevdiğim ve favori ürünümden alırım mesela onu falan hediye edebilirim. İğnesi var. Sticker'ı var. Normalde iki tane koyuyorlardı. Onu bile bire düşürmüşler. Bir tane bir sticker. Kulaklık yok zaten. Bir de şu var. Adaptöründen. Şu kamera koruma kılıfı da aldım. Orada bir yapıştırdılar. Sonra bir şey varmış. Kendisinden hatalıymış yani fabrika çıkışlı. Bana yenisini verdiler. Bir de orada böyle kameranın üstünde çok büyük büyük yuvarlak bir şeyler oldu. Böyle görüntüde kötülük oldu. O yüzden belki iade edeceğim onu. Adaptör aldım. Ve şimdi eşleştireceğim telefonu. Birlikte eşleştirelim. Şu an açtım. Diğer telefonun Bluetooth'unu açmam gerekiyormuş. Bunu bir de şarja takalım. Bakın şarjı bitti yine ya. Resmen powerbanklerle bütünleştim. Yani bu işi yapıp iPhone 7 ile gezen bir ben vardım arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben böyle telefona çok önem veren, böyle çok anlamlar yükleyen işte hani son model çıkmış hemen alayım kafasında değilim. Gerçekten işimi görsün. Ben onu alternatif ne yapabilirim? Mesela fotoğraflarımı bununla 7 ile çekiyordum ama çok güzel editliyorum. Yani Lightroom'la editliyorum. Profesyonel şekilde editleyince işte o piksel daha netleşiyor. Daha ışığımı ayarlıyorum. Renk kontrastlarını falan. O yüzden İdare ediyordum ama artık donmalar falan sistemsel sorunlar olmaya başlayınca böyle şey olmaya başladı. Çok vaktimi almaya başladı. Benim de şu an vaktim bayağı kısıtlı, önemli. Hem YouTube'a size içerik üretiyorum hem aynı zamanda çalışıyorum. Aynı zamanda yani üç iş yapıyorum yani öyle düşünün. Bir de düğün hazırlığındayım. Yani ben almayayım da kim alsın? Artık siz bile diyorsunuz Ebru sonunda sen de telefonunu yeniledin diye. Siz bile dediniz artık. Amerika'daki birisi bunu $1000 verip alıyor yani asgari ücretleri zaten onların saatlik $14 kazanan insanlar. Yani 6 saat çalışsalar $84 yapıyor. Bunu da haftalık 5 ile çarparsanız $420 yapıyor. Yani neredeyse 2 hafta çalışıp sadece 6 saat çalışsa bu arada onlar 2 iş falan da yapıyor da neyse. 6 saat çalışıp 2 haftada şu telefonu alabiliyorlar. Hani öyle düşünün. Yani bizim gerçekten bu konuda sıkıntımız var. Ama işte çok çalışıyoruz yani. Gerçekten kendim için konuşayım. Gerçekten çok çalışıyorum. Yani 100 liranız var diyelim. 20 liranızı hep atın kenara. Hep atın. Hiç yokmuş gibi. Hani onu vermiş gibi düşünürseniz olur.
ya işte döviz alın, dolar alın, altın alın, bir şey alın. Ve ufak ufak hani biriktirip biriktirip alın ki harcamayın. O zaman yani TL'de tutmayın. Da hani en azından yatırım için değil ama birikim için yapıyorsanız, hani özellikle böyle elektronik falan alacaksanız, bence direkt birikiminizi döviz dolar olarak yapın. Benden söylemesi yani. Hani ben öyle yaptım hep. Şöyle yeni iPhone'u ayarla diye çıktı. Sürdür diyorum. Ha eşleşiyor bakın. Şimdi böyle şey çıktı. Ay efsane bir şey bu. Ya teknolojinin gözünü seveyim. Gerçekten şu an tek tek normalde uğraşmak gerekiyor. Gerçekten kendi telefonundan sonra çok garip geliyor bu. Sarıyor. Bu kurulumlar bitecek. Sonra artık kullanmaya başlayacağım. Bakalım. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Günlük vlog oldu. Böyle kısa tadında güzel bir vlog olsun. Sonra artık bir sonraki vlog artık tatil vlog olacak. Bodrum'a gideceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Büyüyoruz. Şu an 62 bin abone olduk. Bu benim için ne kadar anlamlı bilemezsiniz. Hatta burada da 60 bin çiçeklerim var. Dün Batu yolladı. Çok mutlu oldum. Yani dün Batu ile buluşamamıştık. Dün de hatta hafta sonu 60 bin oldum. Yani büyüyoruz. Teşekkür etmek istedim. Buraya gelmeyi hep hayal ediyordum. Hatta daha da çoğunu hayal ediyorum. Umarım birlikte sizin de desteğinizle hayal ettiğim, hedeflediğim yerlere geleceğim. Başta en büyük destekçim, canım, nişanlım, sevgilim. Seni çok seviyorum. Daha sonra siz destekçilerim. İyi ki varsınız. Gerçekten çok ayrı bir iletişim halinde olduğumuzu düşünüyorum. Sizin samimiyetiniz de bana geçiyor, emin olun. Yani ben de sizinle mesela arkadaşlarıma nasıl, neler öneriyorsam, ne yapıyorsam, nasıl davranıyorsam, şu kamera karşısında neysem, kapattığımda da oyum, emin olabilirsiniz. Buna hiç şüpheniz olmasın. O yüzden belki de size samimi geliyorumdur. Ben öyle düşünüyorum. Başkalarını bilmiyorum ama ben öyleyim. 1000 aboneyken de o 1000 kişi benim için çok değerliydi. İnanılmaz değerliydi. Sonra 10.000 oldum, o 10.000 kişi de aynı şekilde benim için çok değerliydi. Hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz. 60.000 olduk. Dile kolay ama 60.000 kişi şu an abone ol tuşuna basmış. Bunu düşündükçe böyle çok heyecanlanıyorum. Sizinle karşılaşıyorum mesela. O beni daha da çok heyecanlandırıyor. Böyle yani umarım 100.000'leri, 1 milyonları görürüz. Yeni gelenler de hoş geldiniz. Çok daha güzel içeriklerim geleceğine emin olabilirsiniz. Şu koşturmacada bile yani evlilik hazırlığında bile o kadar zor ki aslında size şu videoları editleyip yetiştirmek. Ya düğün videosu, kınalı videosu, evimizin videosu, her şey gelecek. Çünkü sizin hayatımı paylaşmaya çalışıyorum bir kısmı, yani bir kısmı da olsa. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir konuşma yapmak istedim. Bunlar da mis gibi kokuyor. Lilyumlar, papatyalar, güller falan var böyle. Çok güzel. Canlı çiçeğin ayrı bir enerjisi var zaten. Seviyorum yani. Kapanışı çiçeklerimle yapmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Desteğiniz için, yanında olduğunuz için, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz bir hayırlı olsun demek için bile bir beğeniye basarsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Take you there. Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?